أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine, Halik-i Zülcelal ve Kemal Celle Celaluhu'ya sonsuz hamd-ı senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. İçinde bulunduğumuz mübarek Rebiyevul Evvel ayının bu 12. günü, pazartesi gününü, Evlid Kandemi'nin gündüzünü Cenab-ı Hak hepimiz hakkında, alem İslam hakkında hayırların fethine, şeylerin define vesile eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizleri Habib-i Edib'ine bağışlasın. Onun hatırına bizleri affeylesin. Rabbim Teala bizleri kendisine layık kul olmaya, Resulüne de güzel ümmet olmaya muvaffak eylesin. Bu vesileyle bir hatırlatma ile inşallah dersimize başlayalım. Musa Aleyhisselam için denilir ki vaktiyle Mevla Teala'ya münacatında Ya Rabbi dedi, Muhammed Aleyhisselam ile benim senin katındaki durumumuz nedir? Yani Muhammed, Tevrat-ı Şerif'te ismi geçen Ahmet olarak zikredilen bütün peygamberlere Mevla Teala tarafından ismi öğretilen bir peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam da soruyor, kendisi ulul azim bir peygamber. Yani senin katında o mu ben mi demek istiyor yani. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a diyor ki, ya Musa diyor, sen beni razı etmek istiyorsun, öyle mi? Evet ya Rabbi, oysa ben Habibim Ahmet'i razı etmek istiyorum. Yani beni sen razı etmek istiyorsun, oysa onu ben razı etmek istiyorum ki ayette وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana seni razı edinceye kadar verecek buyuruyor ya, öyle bir peygambere ümmet olmakla bizi şereflendiren Rabbimize şükürler olsun. Amin. Efendimiz'i hakkıyla anlamayı, tanımayı, ona layık ümmet olarak yolunda, izinde yürümeyi, ahlakıyla ahlaklanıp sünnetleri üzere yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin diyelim. En'am suresi 152. ayeti kerimeden devam edelim. Estağfirullah, bismillah. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنِ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ Yetimin malına da yaklaşmayın. Hani Allah bize neyi haram kıldı diye soruyordunuz ya, Allah'ın size haram kıldıklarını önceki ayette birkaç husus, şimdi devam ediyor saymaya. Yetimin malına yaklaşmayın. İlla ancak billeti hiye ahsen, güzellikle, iyilikle olmak müstesna. Hatta yebluğa eşüdde, ta ki yetim bülüğa erinceye kadar. Ve evful keyle vel mizane bil kıst, ölçüye tartıya, dikkat edin, ölçüde tartıda adaleti gözetin. La nükellifu nefsen illa usaha, biz hiçbir nefse, kimseye kaldıramayacağı, taşıyamayacağı ağır yük yüklemedik, teklif etmedik, sorumlu kılmadık. وَاِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا Bir söz söylediğiniz zaman da o sözü adaletli söyleyin. وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَى Velev ki yakın akrabalarınız için, onların aleyhine de olsa yani, sözü adaletli söyleyin. وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini, sözünü de yerine getirin, ifa edin. ذَلِكُمْ işte bütün bunlar وَصَّاكُمْ بِي Allah Azze ve Celle'nin size vasiyeti, emri, farz kıldıklarıdır. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Umulur ki düşünür, tedekkür eder, tefekkür eder, akleder, anlayış gösterirsiniz. Sadakallahu lazım. Şimdi burada da Cenab-ı Hak
bazı hususlara dikkat çekerek Mevla'nın yasakladığı, haram kıldığı şeyleri bize beyan ettiriyor peygamberin lisanıyla. Onlar da yetimin malına yaklaşmayın ta ki bülü çağına erinceye kadar, ama iyilikle güzellikle olmak müstesna diyor. Yetim kime denir? Babası olmayan, velev ki annesi olsa da babası olmayan, bülü çağına erişmemiş çocuklara yetim denir. Bülü çağından sonraki çocuklar yetim olmazlar. Dolayısıyla Mevla yetim bülü çağına erinceye kadar babalarından kendilerine miras kalan yahut da kendilerine ait mal varlıklarını onların velileri ve vasilerine hitaben Mevla buyuruyor ki sakın o yetimlere ait olana dokunmayasınız, yaklaşmayasınız, ama güzellikle, iyilikle olursa müstesna ne demek? Yani yetim sizinle beraber kalıyorsa, o yetimin bakımı, masrafları size ait, sizin durumunuz iyi ise o yetime ait olana dokunmayın demektir. Fakat kendisi de garip, amcasıdır, halası, dayısı, teyzesi neyse yetimi bakmak zorunda, kendi durumu yok, fakir ise yetimin mal varlığından ancak yeme ihtiyacını karşılayabilir. Bunun fazlasını da yetimin malından alma hakkına sahip değil. Ben yetim bakıyorum diye yetimin mal varlığı sana helal olmaz. Yani ancak güzellikle olan, müstesnadan kastedilen mana budur diyor ulema. Şimdi normalinde bütün başkalarına ait olan, bize ait olmayan, efendim, hakkımız olmayana el uzatmaktan Mevla bizi yasakladığı, nehyettiği halde haseten özellikle yetimin malından uzak durmaya dikkat çekiyor. Yani yetim olmasa da haksızlıkla başkasının malını almak helal mi? Haşa. Ama özellikle yetim diyor. Niçin? Çünkü yetim zaten babası yok, sahipsiz, ilgiye alakaya muhtaç, zayıf, çaresiz, elinden tutulması lazım ve cahiliye döneminde yetim itilen, kakılan, hakkı gözetilmeyen, kendisine kalan mal varlığına da yakınları tarafından el koyulan durumunda, konumdaydı. Allah Azze ve Celle yetimleri bu ilahi vahiy ile koruma altına aldı tabiri caizse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdular? Ene ve kafilul yetimi fil cenneti hakeda. Ne büyük müjde ya. Mübarek iki parmağını kaldırarak sahabeye buyurdular ki ben ve yetime bakan cennette şöyleyiz buyurdu. Cennette peygamberle bu kadar yakın olmanın yolu yetimlere bakmaktan geçiyor. Bir hadisinde buyurdukları üzere yetim ya da dul, hani kocası olmayan, boşanmış ya da ölmüş, evlenmemiş, hatta yetim çocuklarını bakan anneler var ya, kocasından sonra kendini çocuklarının bakımına adayan anneler. Onunla alakalı sıhhat derecesi ne kadardır bilmem ama okuduğum bir vaka var. Efendimiz Aleyhisselam diyor, yarın kıyamet günü cennetin kapısını ilk açacak olan, cennete ilk girecek olan Efendimiz Aleyhisselam, cennetin kapısını açmaya giderken diyor, önünde yürüyen bir kadın, yani bir kadın derken bir kadın değil, orada o kadından o kadın gibi olanlar kastediliyor. Sen kimsin? Ben yetimlere bakan, kocası öldükten sonra kendini çocuklarına, onların geçimine, bakımına, eğitimine, ahlakına, Allah'a iyi bir kul olması noktasında kendini çocuklarına vakfeden dul bir kadınım diyecek. Dolayısıyla yani dulların, yetim bakan annelerin Allah katında pek kıymeti var. Efendimiz de dul, yetim, miskinlerin ihtiyacını görmek için çalışan, çalıştığından onlara bir pay ayıran, yani her ay maaşından bir miktar bir kenara koyan, o miktarı dullara, yetimlere, miskinlere harcayan, Efendimizin ifadesiyle Allah yolunda cihad eden mücahit hükmündedir. Ve de diyor devamında,
gündüzlerini oruç, gecelerini sabaha kadar ibadetle geçirmiş gibidir Allah katında. Yani dolayısıyla imkanı olanlar, böyle dullar, yetimler, ihtiyaçlı olanlar etrafında varsa onlara bakmak, yardımcı olmak, alakadar olmak, ihtiyaçlarını karşılamak Allah yolunda cihada, her gün oruç tutmaya, her gece sabaha kadar ibadet yapmaya denk kazanç elde ettirecekse akıllı Müslümanlar yani bu konuda biraz daha dikkatli olurlar diyelim. Efendimizin bir hadisine devam edelim. Ne buyurdular? Bir Müslüman yetim başı okşarsa o yetimin başında okşadığı saçların kılları adedince Allah kendisine rahmet eder, sevap verir, ecir mükafat ihsan eder. Ama bu sadece yetimin başını böyle okşa geç manasına değil. Ne demek? Yetimi sevindirmek demek. Yetimin ihtiyacını karşılamak, onu memnun etmek, onu güldürmek demek. Allah Resulü Aleyhisselam için denilir ki bir gün bayram namazından çıktı Mescid-i Saadet'te. Çocuklar aralarında oyun oynuyorlar. Şöyle köşede kendi başında bir tane çocuk gördü. Oyuna katılmıyor, arkadaşlar arasına girmiyor. Bayram sabahında da neredeyse ağlayacak bir halde. Efendimiz yaklaştı, adını sordu. Sonra Efendimiz adını değiştirecek, Beşir yapacak. Beşir bin Akra. Niye burada yalnız arkadaşlarınla oyun oynamıyorsun diyecek. Ya Resulallah diyecek, benim babam öldü. Uhud'da şehit olmuş babası. Ben yetimim. Dolayısıyla maddi durumumuz da müsait değil. Arkadaşlar da beni aralarından çok kabul etmiyorlar. Yani yetimlik böyle bir şey. Efendimiz Aleyhisselam gözyaşını silerken, başını okşarken diyecek ona ki hani baban ölmüş, eyvallah onu geri getiremem. Ama ister misin annem bundan sonra Ayşe olsun, ablan Fatıma olsun, baban Muhammed Mustafa olsun. Yani o andaki çocuğun Efendimizin bu söyledikleri karşısındaki durumunu şöyle bir tahayyül edin. Efendimiz alıyor, evine götürüyor. Ayşe annemize diyor ki bundan sonra buna analık yapacaksın, Fatıma annemize buna ablalık yapacaksın diyecek ve ondan sonra üstünü başını temizleyecek. Memnuniyet içerisinde geriye dönecek arkadaşları arasına. Durumu arkadaşlarına anlatınca arkadaşlar bu sefer sahabe çocukları hepsi. Diyecekler ki keşke bizim de babalarımız şehit olsaydı, bizim de babamız Muhammed Aleyhisselam olsaydı. Ve yıllar sonra Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiğinde Beşir bin Akra radıyallahu anh diyecek ki ben asıl şimdi yetim kaldım. Yani yetime en üst perdeden Efendimiz sahabeye nasihat ederken öyle bizim gibi burada konuşan değil yani. Aynı zamanda hayatta bunu uygulayan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defasında diyor Ebu Cehil'in de yanında bir yetim çocuk var. Bir gün geldi Ebu Cehil'e dedi ki yani babamdan bana kalan malım, çocuk olduğum için kullanamıyorum ama benim vekilim sensin, benim vasim sensin. Dolayısıyla şöyle bana biraz babamdan kalan maldan ver diyecek oldu. Ebu Cehil çocuğu tartaklayarak sana mal bir şey yok, kovdu huzurundan. Orada olaya şahit olanlar da gülüyorlar. Müşrik ne bekliyorsun? Vicdan yok, merhamet yok. Çocuk ağlayarak diyor Ebu Cehil'in yanından uzaklaşırken pirleri dediler ki çocuğa sana ancak burada Mekke'de yardım etse Muhammed yardım eder. Yani bu olayın da arkasında aslında Efendimiz de Ebu Cehil'i karşı karşıya getirmek istiyor. Senaryo üretiyor Mekke müşrikleri. Sana ancak Muhammed yardım eder. Yani biz Ebu Cehil'i karşımıza alamayız. Sen haklısın ama Ebu Cehil ona bir şey diyemeyiz biz. Çocuk da masum, iyi niyetli, inanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Ya Muhammed böyle böyle bir durum var diyor. Bana dediler ki benim derdime sen çare olurmuşsun. Efendimiz yetim çocuğun elinden tutuyor. Mekke'nin ilk yılları. Ebu Cehil Mekke'nin devlet başkanı. Yani karşısına Ebu Cehil'i almak bahasına yetim çocuğun elinden tutarak ona yapılan haksızlığı sonlandırmak için Ebu Cehil'in kapısına gidiyor Efendimiz. Ama Mekkeliler seyrediyor olacakları. Bakacaklar ne olacak? Efendimiz Aleyhisselam Ebu Cehil'in kapısında şu çocuğa hakkı olanı ver diyor.
Ebu Cehil kapıdan içeriye gidiyor, içeriden aldığı yüklü miktarı getiriyor, çocuğa uzatıyor. Hiç ikilemiyor. Sonra Efendimiz çocukla beraber kapıdan uzaklaşınca Mekkeliler geliyorlar şaşkın bir vaziyette. Ebu Cehil'e sen nasıl bunu yaptın diyorlar ya. Muhammed seni nasıl korkuttu? Ya bu senin en büyük, en azılı düşmanın. Ya bir lafına bunu yaptın sen. Ebu Cehil titriyor, dedi ki vallahi yerimde siz olsaydınız siz de aynısını yapardınız dedi. Niye? Çünkü dedi Muhammed bana bu teklifi yaparken yanında, sağında, solunda dedi öyle mahlukat gördüm ki daha önce hiç görmemiştim. O kadar korkunç. Korktum dedi, beni öldürecekler. Korkuma dedi, dediğini yapmak zorunda kaldı. Bunu da gördüğü halde yine inanmamakta ısrar edecek bir kafir Ebu Cehil. Allah onun zihniyetinde olanları, ümmeti Muhammed'in, efendim, onların şerrinden bizi Rabbim muhafaza eylesin diye. Yani diyeceğim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kelimeleri sadece okumuyor, aynı zamanda nasıl tatbik edilecek olduğunu bizatihi yaşayarak da sahabeye ve bize gösteriyor. Yetimin malına yaklaşmayın. Sonra وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Alışverişlerinizde ölçü ve tartıya da dikkat edin, adaletli olun Allah diyor. Hani neyi emrediyor, neyi yasaklıyor Mevla Teala? Bir sonrakinde de buyuruyor ki, bir başlık daha atıyor Mevla. Ölçüye tartıya dikkat edin. Alışverişlerinizde adaletli olun. Alırken de satarken de. Ne alırken karşı tarafa haksızlık yapın, ne satarken karşı tarafa haksızlık yapmayın. Aldatmayın, kandırmayın. Adalet terazilerini kurun. Yani zarar edecekse sen zarar et. Bile isteye karşı taraftakini zarar ettirme. Bu Müslüman ahlakı değil. Ben kar edeyim de karşı taraf zarar etmiş, umurumda değil. Anlayışı, Müslüman anlayışı, ahlakı değil. Hazreti Celil bin Abdillah radıyallahu anh denilir ki bir gün devesini pazara getirmiş satmaya. Almaya gelenlere anlatıyor işte. Yani soruyor ya, nasıl? Orijinal mi? Kaportada boya var mı? Motor yürür nasıl? O günün araba piyasası deve. Pazarda sahibi anlatıyor işte, benim devemin şu özelliği vardır, şu huysuzluğu vardır, şurasında bu eksiklik vardır, anlatıyor. Sahabe kendiler dediler ki, ya sen bu anlatımla bu deveyi satamazsın. Niye? Çünkü sen satılsın diye konuşmuyorsun ki. Bu anlattıklarından kimse almaz mı malı ya? Yani neredeyse almayın, benim malım ayıplıdır, kusurludur, şöyle hataları var, böyle kusurları var, şöyle huysuzlukları var. Bunu duyan bilen adam niye alsın? Motorun bitmiş, yürüründe iş yok, kaportada ellenmemiş şey yok. Sen şimdi bunu söylediğin zaman hangi adam bu arabaya bakar? Sahabe dedi ki, Allah'a yemin olsun dedi, ben bu malın ayıplarını, kusurlarını söyleyerek sattım, satamadım. Bu ayıplı malı dedi, Müslüman kardeşimi kandırarak, aldatarak, ondan elde edeceğim 3 kuruşluk dünya menfaatine ahiretime zarar veremem dedi. Yani ben bu deveyi satayım da 3 kuruş kar edeyim de karşı tarafı kandırayım da tamam sattım 3 kuruş aldım bugün yedim. Ama bunun yarın ahiret hesabı var. Veylun lil mutaffifin Allah diyor bak. Alırken satarken sahtekarlık yapanlar, kandıranlar, aldatanlar, veyl olsun onlara Allah diyor. Efendimiz Aleyhisselam da ne buyuruyor? Müslüman kardeşini alışverişte, ticarette kandıran, aldatan bizden değildir diyor Efendimiz. Ne vakit söylemişti bunu? Medine pazarında hurma satan bir tüccarın önünden geçerken baktı ki tezgahın üzerindeki hurmalar gayet güzel. Ne güzel hurmalarım var dedi. Şöyle elini bir daldırdı alta ki aman Allah'ım. Altı başka, üstü başka. Şimdi de öyle değil mi tezgahlar? Önündekine bakıyorsun, aldanıyorsun. Adamın canı çekiyor. Reklam dedikleri böyle bir şey işte. Önünde tezgahta gördüklerine aldanarak ya şundan bana biraz ver diyorsun. Eve gittiğinde bakıyorsun ki o gördüğün başka, aldığın başka. Efendimiz bunlar için diyor ki aldatan bizden değildir. Ticarette de bir ahlak öğretiyor Kur'an ve Efendimiz Aleyhisselam. Onun için ne buyuruyor? Ticareti İslam, Kur'an ahlakına göre yapanlar kıyamet günü peygamber ve şehitlerle beraber haşredilecektir. Ticaretin bu manada
birçokları, ticaret erbabının birçokları Allah muhafaza hakka hukuka riayet etmedikleri içindir ki kazançları ahirette onlar için sadece vebal olacak, ağırlık olacak. Rabbim muhafaza eylesin. Yine ayetin devamında Mevla'nın yasakladıkları var ama onlara da inşallah yarın devam etmek duasıyla diyelim. Rabbim yasakladığı her şeyden uzak durarak razı olacağı şekilde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. El-Fatiha.